Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar 6 Mayıs 2019 tarihini demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak geçirdi. Biz 31 Mayıs'ta seçimleri kazandık. Sayın Ekrem İmamoğlu 17 günlük bir mücadeleden sonra Anadolu Ajansı'nın, devletin haber ajansının yaptığı tüm manipülasyonlardan sonra verdiğimiz büyük mücadelenin sonucunda mazbatasını aldı, göreve başladı. Bütün meclis kurulunu halka açtı, milyonlarca insan belediye meclislerini takip etmeye başladı ve şimdi yapılan sivil darbeyle, YSK ile yapılan bu sivil darbeyle bu süreç kesintiye uğratılmaya çalışılıyor. Bugün Türkiye'de hem basın özgürlüğü, hem yargı bağımsızlığı, demokrasinin tüm kurumları, meclis ortadan kaldırılmış durumda. Biz bu şartlar altında, bu kadar adil olmayan koşullarda bu seçimi kazandık. Göreceksiniz. İstedikleri kadar saysınlar, istedikleri kadar seçim yapsınlar, biz yine kazanacağız. YSK'nın İstanbul'la ilgili kararları tamamen antidemokratik bir karar. Çünkü daha önce Kürt bölgelerinde yapılan tüm itirazları, bizim haklı itirazlarımızı hepsini reddeden YSK, İstanbul'la ilgili itirazı, ki temelsiz itirazlar, bunu kesin bir şekilde kabul etti. Şu anlama geliyor, YSK hiçbir zaman tarafsız davranmadığı ortaya çıkıyor. İstanbul'daki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtarlık seçimleri için tek zarf kullanılmadı mı? O zarfların atıldığı sandıkların başkanları aynı isimler değiller miydiler? Bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığı sonuçlarını seçip sadece o sonucu iptal etmeleri hangi akla, hangi mantığa, hangi hukuka uyuyor Allah aşkına? Karar hukuksuz, millet iradesi yok sayılmıştır. Sebep olunan bu hukuksuzluğun demokrasimizde açtığı yara çok derindir. Bu apaçık bir sivil darbedir.